Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Almanya hakkında ilginç bilgiler vermeye devam edeceğiz. Daha önceden kanalımızı izlemeyenler için söyleyelim. Bu kanal Avrupa'da yaşayan gurbetçilerin yaşamlarını ve yaşadıkları bölgenin kültürünü anlatan bir kanal. Köyümüzün kenarında olan bir göletin yanındayız. Biz size bu bilgileri verirken siz de arkadaki manzarayı doya doya izleyebilirsiniz diye. Almanya'da evlerinin önü ev sahibi tarafından veyahut da kiracılar tarafından temizlenir. Belediyeler evlerin önünü temizlemezler. Yaz ve kış bu böyledir. Yazın kumları veya dökülen pislikleri, çöpleri temizlersiniz. Kışın ise yağan karı mutlaka kürümeniz gerekiyor arkadaşlar. Hatta yol buz tutmuş ise eğer yolu tuzlayıp o buzu kırmanız gerekiyor. O buzu oradan uzaklaştırmanız gerekiyor. Olası bir ihtimal ki biri orada kayarsa eğer bütün ve bir tarafını sakatlarsa ayağı kırılabilir, kolu kırılabilir. Bütün masrafını ev sahibi veyahut da o hafta temizlemesi gereken kiracılardan birisi ödemek zorunda arkadaşlar. Almanya'da herkes istediği ismi çocuğuna koyamaz arkadaşlar. Aklınızda şu gelebilir. Modern devlet. Demokratik devlet. Daha doğrusu öyle diyelim. Çok demokratik bir devlet. İstediğin, herkes istediğini yapıyor diyebilirsiniz, düşünebilirsiniz. Tamamen öyle değil. Mutlaka isimleri cinsiyetlerine göre vermeniz lazım. Gittiğiniz zaman nüfus müdürlüğünde size bunu öğretirler. Bunu size öğretirler, evet. Bu Almanlar için geçerli. Peki bunların bazı şeyleri var, onları da anlatalım. Anne ve baba, çocuğun annesi ve babası Türk ise eğer nüfus müdürlüğüne tabii ki yine gidiyorsunuz, işletiyorsunuz. O zaman diyorlar ki çocuğun ismi ne olacak? Siz de diyorsunuz ki işte Ayşe, Fatma işte falan olsun. Mehmet olsun. Bizim Türklerden çok kullanılan olduğu için. Erkeklerde Mehmet, Ali, Ayşe, Fatma. Bunlar çok fazla. Nüfus müdürü diyor ki dur bakalım. Öyle değil. Anne baba Türk olduğu için Türkiye'den bir anlaşmaları varmış. 1970'lerin sonlarında gelmiş bu. Bir anlaşma imzalamışlar. O zamanki hükümet neyse bilmiyorum. Belki haklılar da yani. Defter göndermişler. Şöyle büyük bir kalınlıkta defter. Veya kitap diyelim. İsim kitapçığı. Ben kendim gördüğüm için söylüyorum. Büyük vardı bir tane, bir de küçük vardı. Söylediğin isim diyorsun ki işte çocuğumun ismi Mehmet olsun. Oradaki nüfus memuru diyor ki Türk ismi bu, evet diyor. Hemen Türkiye'den yapmış olduğu anlaşmaya binaen o defter açıyor ve orada Mehmet'i arıyor. Eğer o isim orada yoksa o ismi koyma ihtimaliniz çok zor arkadaşlar. Peki anne veya babadan birisi Alman olursa soruyor bu iş. O zaman nüfus memuru önce seni yokluyor. Diyor ki annesi ve babasından birisi Alman olduğu için niçin diyor bu çocuğa Alman ismi koymuyorsunuz? Arkadaşlar siz Müslüman olabilirsiniz, Türk olabilirsiniz ama kağıt üzerinde Alman olduğunuz için bu nüfus memuru bu soruyu kendisinde sormayı hak iddia ediyor. Haklı da yani. Siz de diyorsunuz ki işte annesi Almansa diyorsunuz ki babasının ricası üzerinde. Babası Almansa işte annesinin ricası üzerine böyleyiz falan demeniz gerekiyor. Bir şey söylemeniz lazım. Biraz daha böyle sorgulayabiliyorlar. Bu konularda bilinenin aksine Almanya biraz katı. Almanya'da çok ilginç ve güzel bir uygulama. Çok da hoşuma gidiyor çünkü Bakara okumak istiyorum. Nisan ayından Ekim ayına kadar olan günlerde ormanda ağaç kesmek yasakmış arkadaşlar. Ya süper bir uygulama. Nisan ayından Ekim ayına kadar. Sebebi de çok basit aslında. Biraz düşünüldüğü zaman ortaya çıkıyor. Yuvalarının bozulma ihtimali olduğu için bu yasağı koymuşlar. Mükemmel bir şey ya. Hoşuma gitti yani. Süper bir şey. Ekim ayına kadar ağaç kestirmiyorlar. Bu böyle bir şey. Sabah kahvaltıları Türklerin sabah kahvaltısı gibi değil. Bir kere sabahları çay olmaz. Kahveyle yaparlar. Kahvaltılar da bizim kahvaltılarımız gibi olmaz. Biz biraz abartıyoruz gibi geliyor. Böyle üstün körü kahvaltı yaparlar. Öyle diyelim.
öğle yemeklerini hakikaten güzel bir öğle yemeği yaparlar arkadaşlar. Sıcak olur genelde. Mutlaka sıcak olur diyelim. Genelde demeyelim de mutlaka sıcak yaparlar. Peki ilginçlik nerede? İlginçlik akşam yemeğinde. Akşam yemeğinde yemek olmaz arkadaşlar. Genelde böyle dilinmiş peynirler, salatalık, domates, bu tür şeyler üzerine akşam yemeğe yerler. Almanya vergi devleti. Bunu herkes biliyor. Vergi üzerine yaşayan bir devlet. İlginç bir vergisini söyleyeyim. Vergi türünü söyleyeyim. Ya o kadar çok vergi çeşidi var ki. Bu en ilginci. Almanya'da her 3 ayda bir televizyon vergisi diye bir vergi var arkadaşlar. Herkes mecbur bu vergiyi vermek zorunda. Bunu niye böyle çok anlattım, birkaç dakika uzattım? Ya zoruma gidiyor arkadaşlar ya. Gerçekten biraz masraflı bir vergi. Fazla alıyorlar. Ya zaten her şeyde vergi alıyorlar. Bir de ondan Bayernliler hala kendilerine, normalde Almandır kendileri, Alman ırkındır ve Almanca konuşurlar. Almanca'nın bir başka ağzını konuşurlar. Ona rağmen Bayernlerin çoğu, hatta çoğu bayan, Bayernliler biz Almanız demezler arkadaşlar. Sorduğunuz zaman biz Bayernliyiz derler. Bu da böyle bir durum. Evet, diğer bir konu sayılar konusu arkadaşlar. Şimdi bunu nasıl anlatacağımı bilmiyorum ama Almanca'da sayılar hakikaten kaos. Bunu söylemek gerekiyor. Ya öğrenmek zor, anlamak zor, söylemek zaten başka bir dert. Şöyle ki, sayıları oluşturan rakamlar tersten okunuyor. Peki bu bizi nerede zorluyor? En fazla zorladığı yer neresi? Alışveriş merkezlerinde arkadaşlar zorluyor. Ödeyeceği miktarı müşteriye söylerken, müşteri birkaç saniye boyunca donup dijital ekrana bakıyorsa, bilin ki o yabancıdır. Veyahut da kasiyerin yüzüne bakıyorsa birkaç saniye boyunca, biliniz ki o da yabancıdır. Niye? Şöyle ki, kasiyer şöyle söylüyor: 47'nin 40'ı euro, 3'ün 50'si kuruş diyor. Böyle bir rakam söylüyor. Ya bu rakamları söylerken kafanızda sayıya dönüşmüyor. Birkaç saniye boyunca bunu sayıya dönüştürmeye çalışıyorsunuz kafanızın içinde. Ekran yoksa eğer göremezse o anda heyecan yapabilir. Kasiyerin yüzüne birkaç saniye baktığı olur. Bu da yabancıların kaderi arkadaşlar. Yani güzel bir alışkanlıkları var. Davranışa dönüşmüş bu alışkanlıkları. Almanya'da yabancıların konuşmalarına gülmezler arkadaşlar. Bu da mükemmel bir şey. Bunda iki davranış, bu davranış kazanmasında iki sebep olduğunu biliyoruz. Şöyle ki, birinci sebep, hakikaten bu ülke artık yabancılara alışmış. Bir de ikinci sebebi, zannediyorum ki Almanların iş dünyasında Almancayı öğretelim duygusu basıyor, ağır basıyor. Bu da haklılar zaten bu konuda. Öyle de olması gerekiyor. Evet, şimdiki anlatacağım konu Almanya'nın kuruluşuyla ilgili. Şu andaki Almanya normalde 1990 yılında kuruldu arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. Almanya doğusunu, kuzey doğusunu Rusya aldı arkadaşlar. Niye? Sovyet Rusya'nın sırrı olduğu için. O bölgeyi aldı. Hitler rejimini diyelim, Hitler'i yok etmek için o kuzeydoğudan girdi Almanya'ya. İngiltere kendi tarafına yakın olduğu için, İngiltere haritada görürsünüz, kuzey batıdan girdi ve nasıl diyelim, Dortmund, Köln bölgelerini, o bölgeyi aldı, kuzey batı bölgesini. Fransa yine kendi bölgesine yakın olan yeri, güney batı bölgesini aldı, işgal etti. Yani Baden-Württemberg'in bir kısmı, Hessen'in de yarısı diyebiliriz buna. Burayı aldı. Hatta ben bu bölgede yaşıyorum. Fransız askerlerini çoğu zaman görmüştürüm. Bayern eyaleti ve Thüringen eyaletinin olduğu kısmı da Amerikan işgaline uğradı orası da. Amerika aldı. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra şunu söyleyebiliriz. Almanya 4 tane bölüme ayrıldı. Amerika bölümü, Fransa bölümü, İngiltere bölümü ve Sovyet Rusya bölümü.
Sovyet Rusya ayrı bir blok olduğu için Fransa, İngiltere ve Almanya'nın olduğu bölüm birleşti. Aralarında anlaştılar bu üç ülke. Birleştirip Federal Almanya Cumhuriyeti'ni kurdular. Aslında Federal Almanya Cumhuriyeti'ni kuran üç ülkedir. Bunu gurbetçilerin çoğu bilmez. Belki de Almanların da çoğu bilmez. Açıklamış olalım. Geri ne kaldı? Doğu Almanya dediğimiz kısım. Yani Rusya'nın işgali altında olan bölüm. Burasında Rusya küçük bir devlet haline getirdi. Kendisine bağlı bir devlet haline getirdi. Adını da Demokratik Almanya koydu. Ayrı bir bayrak, ayrı bir kanun, ayrı bir sistem kurdu burada. Komünizm üzerine. 1990'a kadar bu şekilde geldi. 1990'da da Sovyet Rusya'nın gücünün azalmasından dolayı bu bölgede Batı bölgesine ilhak oldu ve kendisini feshetti, bütün kurumlarını feshetti, askeriyesini feshetti ve bu şekilde 1990'dan sonra da modern Almanya kurulmuş oldu arkadaşlar. Almanya ekmek açısından, ekmek üretimi açısından çok çeşitli bir yer. Aşağı yukarı Almanya genelinde 300 tane çeşit ekmek çıkarılıyormuş. Ya bunu hakikaten görebilirsiniz. Almanya fırınları Türk fırınlarından biraz farklı. Oturup kahve içebileceğiniz ve kahvaltı yapabileceğiniz kahvaltı yapma imkanınız dahi var. Bunu Türkler bilir. Kahvaltıya fırınlara gidilir burada. Fırın biraz daha farklı. Fırın algısı. Ve fırınlarda yaş pasta dahil pastaların çoğu bulunur. Tatlı çeşitleri bulunur. Ve ekmek çeşitleri bulunur. Bu ekmeklerden millet hepsini kullanır. Buranın Almanlar kullanır. Üçü çeşit ekmek var dedik. Hakikaten çok fazla arkadaşlar. İsimlerini bile aklınızda tutmanız çok zor. Almanların nasıl diyelim zihinlerini nasıl okuyabilir? Okuyamayız tabi de. Avrupa Birliği'ne bakış açısını söyleyelim. Almanya'nın demiyorum. Almanlar arkadaşlar konuyu anlatırken o gururlukta, o şeyde anlatıyorlar. Sahiplikte. O sahipleniyorlar. O kadar sahipleniyorlar. Kendilerini Avrupa Birliği'nin lideri olarak görüyorlar arkadaşlar. Almanlar bu şekilde görüyor. Bunu da gördük. Bu ilginç bilgi olarak verelim. Aslında pratikte Avrupa Birliği'nin lideri diye bir şey yoktur. Bütün Avrupa ülkeleri kaç ülke varsa hepsi eşit haklara sahiptir diye geçiyor kanun üzerinde. Birleşme şartları da zaten bu şekilde. Ama ben de bunu hissediyorum. Almanya'da yaşayan bir insan olarak ben de bunu hissediyorum. Hakikaten Almanlar, Almanya Avrupa Birliği'nin lideri gibi. Yani pratikte teori biraz hep tutmaz birbirine. Bunu da burada görmüş olduk. Bu da size bilgi olarak vereyim arkadaşlar. Zaten Avrupa Birliği'nin çoğu politikalarını Almanya ve Fransa devlet başkanları bir araya gelir, belirler ve uygularlar. Diğer devletlere pek sorduklarını zannetmiyorum. Sorsalar bile kağıt üzerine bir imza attırıyorlar gibi geliyor. Pratikte hepsi eşit ama şeyde görünürde, özür dilerim, teorikte hepsi eşit ama pratikte pek böyle değil gibi geliyor bana. Bu konuda da Almanlar haklı. Şimdi ya bu farklı bir şey. Almanya'da eyalet sistemi var dedik. Bu eyalet sisteminden kaynaklanan kanunlar farklılığı var. Bir de arkadaşlar dini günler ve okul tatil günlerinin farklı günlerde olması var. Almanya'da genelde dini günler tatildir. Bu tatil günlerinde insanlar bir araya gelmek için, biz gurbetçiler bir araya gelmek için kullanırız. Bir de tatil günleri, okul tatil günleri de bir araya gelebiliriz. O tatil günlerinde de biz yaz tatilinde mesela Türkiye'ye gideriz izin olarak. Ama başka bir eyalette oturan bir arkadaşınızı izine gittiğiniz zaman karşılaşma imkanınız çok az arkadaşlar. Almanya'da arkadaşlar pazar günleri sessiz gün olarak geçer. Niye böyleymiş onu da söyleyeyim. Tamamen dini inançlarından kaynaklanıyormuş arkadaşlar. Almanya'nın Almanların inancına göre Allah-u Teala 6 günde dünyayı yaratmış ve 7. günde istirahat etmiş. O 7. günde pazar günü olduğu için, dinlendiği için, inançlarına göre dinlendiği için Allah'ın dinlendiği gün olan pazar günü çalışmak kesinti yasak.
Bir de benzinlikler haricinde hastaneler tabi eczaneler var, nöbetçi eczaneler. Her yer kapalıdır. Mecbur her yer kapalıdır. Hatta benim bildiğim kadarıyla tır şirketleri dahi, tırcılar dahi çalışamaz pazar günleri. Otoyollarda falan tırcıları dahi göremezsiniz arkadaşlar. Yasaktır. Tamamen inançtan kaynaklanan veya inananlara saygı göstermek amacıyla bu şekilde bir kanun koymuşlar diyebiliriz. Evet. Almanya'da bu da ilginçti arkadaşlar. Tek bir Almanca yok. Demin de söylediğim gibi Almanya'da çok değişik eyaletler var. Bu eyaletlerin sınırları genelde eskiden kurulmuş olan krallardan kaynaklanıyor. O krallığın bölgesini birleştirmişler. Oraya bir eyalet ismi vermişler. O kültürü yansıtıyor. Genelde eyaletler arasındaki diller birbirinden farklıdır arkadaşlar. Bu demek değildir ki bir Almanca yok, birleştirici bir Almanca yok. Değil, öyle değil. Tabii ki bir Almanca var. Hanover Almancası kullanılıyor bunlar. Resmi dairelerde, televizyonlarda, okullarda falan bir tek Almanca vardır. Bizim İstanbul Türkçesi dediğimiz bir Almanca vardır. Ama normal hayatta kesinlikle normal Almancayı göremezsiniz. Yüksek Almancayı göremezsiniz. Genelde insanlar kendi diyalekleriyle konuşurlar. Yani Almanya'da tek bir Almanca yok arkadaşlar. Türkiye'ye gelenler için söylüyorum. Öğrendiğiniz Almanca yüksek Almanca. Buraya geldiğiniz zaman büyük ihtimalle şaşıracaksınız. Geldiğiniz bölgeye göre değişir mutlaka ama o okuduğunuz, öğrendiğiniz Almanca büyük ihtimalle işinizi görmeyecek. Yeterli olmayacak sizin için. Evet, Almanya gerçekten bilgi toplumu yönünde mükemmel ilerlemişler. Basit bir örnek vereceğim. Şu anda arkamda bir gölet var. Burası suni olarak yapıldığını tahmin ediyorum bu göletin. Bu bölgede yaşayan herhangi bir Alman burada gezerken karşılaşın ve kendisinden bilgi almak isteyin. Bu göletle ilgili mesela bir örnek veriyorum. Bir bilgi almak isteyin. Bu göletin yapılış tarihinden tutun, nasıl yapıldığına dair size inan ki çok bilgi verirler. Bunu biz nerede gördük? Tarihi yerler vardır şehirlerde. Oraya giderken biz herhangi bir hazırlık yapmayız. Yerin rotasını belirleriz. Arabamıza bile gideriz. Oraya gittiğimiz zaman o bölgede yaşayan yerel halktan birine sorun mesela. Deyin ki işte şu binanın özelliği neydi, bu meydanın özelliği neydi diye sorun. İnan ki ya bu kadar olamaz. Mükemmel derecede size bilgi verir. 5 dakika video çekmek isterseniz veya 10 dakika maksimal. Bizim çekeceğimiz video 10 dakika falandır. Tarihi meydanlar için. Size 100 dakikalık, 200 dakikalık bilgi verir ki artık şişersiniz yani. O kadar çok bilgi alırsınız. Bu da onun gücünü gösteriyor ki Almanlar hakikaten basit bir örnek ama Almanlar bilgi toplumu olma konusunda zaten bilgi toplumu olmuşlar, bunu başarmışlar. Bir güzel özelliklerini daha söyleyelim Almanya'nın. Almanların ya bir hobisi vardır veyahut da arkadaşlar bir meslek sahibidir. Kesinlikle böyledir. Hobi olayı biraz daha gelişmiş toplum olduğu için mi bilmiyorum, ondan dolayıdır büyük ihtimalle. Bir de dediğimiz gibi her Almanın genelde mesleği vardır. Bu biraz da zorunluluk oldu. Devlet öngörüsünün başarılması anlamında söyleyelim. Almanya'da çalışan insanlar için söylüyorum. Firmaların çoğu mesleksiz, mesleği olmayan kişiler almadığı için de halk, çocuklar, gençler meslek yapma zorunda kalıyor arkadaşlar.